Mert Fırat'ın Bodrum tatil planı Gümüşlük'te aldığı bir haberle bir anda değişti. Ünlü oyuncu o anları Magazin 8 anlattı. Aslında inanırsan ilişki devam ediyor yani. Mert Fırat'ın Bodrum Gümüşlük tatili bir anda değişti. Biraz böyle uzaklaşmak için buraya gelmiş olduk. Ünlü oyuncunun tatil planını değiştiren olay Magazin 8'de. Televizyonculuğu siz benden iyi biliyorsunuz. O zaman terk et beni! Terk et beni Nehir! Ben seni terk etmiyorum! Ben seni terk etmek istemiyorum! Mert Fırat 5 günlüğüne Bodrum'a tatile geldi. Ben birazcık da böyle kafa dinlemeye, aslında böyle bir 5 gün falan burada olacağım. Yoğun bir çalışma senesini geride bıraktı sevilen oyuncu. Benim hayatım altüst mü edeceksin? Benim o ya! Benim o benim! Sizin beni burada suçlu gördüğünüz ortada. Ancak Bodrum'da da elinde kağıt kalem yeni bir senaryo yazmaya devam edecekmiş. Çünkü bir haber almış. Böyle yazıp böyle bir kenara bıraktığım bir senaryo vardı. Böyle yurt dışında bir fona böyle destek olsun diye göndermiştim. Şimdi oradan böyle olumlu bir yanıt alınca son tarihi işte böyle önümüzdeki 2 hafta içinde. İstanbul şartlarında da böyle kapanıp çalışmak çok zor oluyor ister istemez. Yakında olunca böyle gitmek gerekiyor bir şeye. Şimdi o 5 gün işte ilk sen başarır ben ve benim menajerliğimi yapan jüri de. Ondan sonra böyle bir arkadaş grubuyla geldik. Hem önümüzdeki sezon gelen böyle 5-6 tane proje var. Beğendiğimiz de projeler aslında. Hem o projeleri okuma fırsatı oluyor. Hem işte böyle bir 2 saat ara verip denize giriyoruz. Hem işte o senaryonun üzerine böyle tekrar okuyup çalışmak, hani göndereceğim senaryo üzerine bir fırsat oluyor. Denize girebilecek vakit buluyorsanız bundan iyisi can sağlığı. Tatil ve iş aynı anda Bodrum'da insanı hiç etkilemez diye düşünüyoruz. Biraz böyle uzaklaşmak için buraya gelmiş olduk ama yine de çalışıyorum yani. Çalışma temposu ama eğlenceli oluyor tabii. Peki senaryo nereye gidecek acaba? Aslında bir Fransız fonuna gidecek ve bir sinema filmi. Daha çok bu hani Suriye, Türkiye, işte İran, Pakistan, o hattın içindeki kültürü ve hani bundan aslında 10 yıl öncesini anlatan bir hikaye. Çünkü böyle bir 10 yıl öncesinde tasarlamıştık bize böyle çekmeyi, yapmayı. Aslında ilk sen başarırın böyle bir fikriydi. Gerçek yaşanmış da bir öykü. Bir 3 arkadaşın hikayesi aslında. O coğrafya çok zengin bir coğrafya. Bu sıralarda böyle çok talihsiz olaylarla hani iç içe biliyorsun. Gerek Irak gerek Suriye hattı zorlu bir süreçten geçiyor. Ve oradaki halklar, oradaki etnik kimlikler çok büyük zararlar görüyor. Biraz da denk gelmiş oldu ama biz çok önceden tasarlamıştık tabii. Erkekler içgüdüsel olarak gaddarlar işte. Seninle evlendim. Orta Doğu'da insan hikayelerini anlatan bir film olacakmış. İşin siyasetine daha çok girmek değil de oradaki arkadaşlık hikayeyi, o insan hikayesini anlatmaktı biraz. Konuyu evrenselleştirecek şey. Biraz onun hikayesi. Diğer diziler de aslında sizin de sektörde bildiğiniz diziler. 5 tane işte hikaye var şu anda. Böyle konuştuğum, görüştüğüm. Yeni versiyonlarını okuyup tekrar değerlendirdim. Önümüzdeki sezon işte Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta ne zaman başlayacaksa iyi bir projede olmak istiyorum ben de. Çünkü bir senedir neredeyse, bir buçuk senedir bir şey yapmıyorum televizyonda. İyi olmadığı sürece de bir projenin içine girip inanmadığım bir şey yapmak yanlış geliyor bana. 2 yıldır dizilerden uzak kalan Mert Fırat hassasiyetlerini de anlattı. Yani çünkü sahne üzerinde nasıl çaba gösterip değer veriyorsak ekrandaki de aynı şekilde olmalı diye düşünüyorum ben. Hani birini para kazanmak için öbürünü kendimi tatmin etmek için diye düşünmüyorum. Çünkü hepsi mesleki bir şey. Tatmin, mesleki bir ahlak var o işin içinde. O yüzden de şimdi biraz böyle hassasiyetle yeni projeleri okuyup değerlendiriyorum. Umarım böyle hani benim de aklıma yatan, içime sinen bir projeyle bu sene devam edeceğim. Sen niye kahraman olmaya uğraşıyorsun? Hiç adamın kurtarılmak gibi bir isteği yok ki. Hiç kimse tertemiz başlayamaz bir ilişkiye. Bana mutsuzluktan bahsetme.